Şu denizin rengine bakar mısınız? Çok güzel. Evet, Haydar Koyu'na geldik arkadaşlar. Buradan iniyorsunuz. Burada çadır da kurabiliyorsunuz. Karavana tabi gelemezsiniz çünkü yollar kapalı. Ağaç, yollara taş at koymuşlar, kazmışlar. Ama çadır kurma imkanınız oluyor tabi. Taşımanız lazım malzemenizi. Evet, burası Haydar Koyu. Denizi kumludur, taşlık değildir. Evet, şimdi sahilden ayrılma zamanı. Çok memnun kaldık. Çok eğlendik. Şimdi evet. Geri dönüyoruz. Eşyalarımızı topladık. Şimdi çakıl bir yol var. Oradan yürüyüp geri dönüyoruz. Gelirken takilerinizi görene kadar dedik ki acaba değecek mi dedik. Hatta düşündük gitsek mi gitmesek mi arasında kararsız kaldık. Ama gelince ayrılmak istemedik. Ama çok sıcak olduğu için daha da durmayalım dedik. Şimdi kalkıyoruz. Gerçekten çok güzel. Yani anlatamıyorum. Gerçekten Muğla'ya gelenin buraya gelip görmesi gerekiyor. Evet, tur tekneleri de geldi şimdi. Açıkta tur tekneleri de var. Orada turlarla da gelebiliyorsunuz. Tekneleri. Yani Bodrum'dan turlara da katılabiliyorsunuz. Turlarda en az 5-6 koya uğruyorlar. Aynen. Öyle de güzel bir aktivite oluyor. Onu da araştıracağız. Bir gün onu da videosunu çekeriz belki. Evet. Bir iki ay içerisinde gitmeyi düşünüyoruz. Onu da videosu gelir, size gösteririz. Hem fiyat listesini de söyleriz. Bakalım kaça mal olacak. Gerçi şu anda burada işletme olmaması sebebin gayet mantıklı. Çünkü bakir kalmasının... yani konuşamadım. Ya buraya araba girmiyor, karavan da girmiyor. Sadece çadır koyup... Dediğim gibi çadır kurabiliyorsunuz. O da doğal yani. Her şey doğal. Su olmadığı için şu anda tatlı su yok. O yüzden tuvalet vesaire duş o biraz zorlayabilir ama insanlar damacanalarla sular getiriyorlar doğal olarak. Hı hı. Çadır kuran çok insan var. Marketler var, büfeler var, restoranlar biraz. Var. Onlar biraz yukarıda ama telefonla getirebiliyorlar kıyıya. Aynen. Yani siz eğer yiyecek vesaire getirmezseniz o şekilde de destek sağlayabilirsiniz. Çıktığımız yokuşu göstereyim size. Şöyle bir yokuş. Hem elimizde eşyalar hem konuşuyoruz. Biraz nefes nefese kalmış olabiliriz ama yorucu değil yani. Eşyalarımız biraz ağır. Güzel aslında. Denizi güzel. Ben de bayağı kızardım ama. Yani 50 koruma faktör krem sürdük ama Muğla'nın sıcağı şu anda 36-37 derece. Yani herhalde bir 4'e kadar kalsaydık. Sinan, burası yani neresi? Fena yanacaktık. Nere bu Haydar Koyu? Nerede? Burası Akbük ile Bozbük arasında. Daha çok Akbük'e yakın. Kaplankaya işletme tesislerinin içine giriyormuş gibi giriyorsunuz. Çok kimse bulamıyor. Sordular çünkü. Kaplankaya işletmelerinin oraya Six Sense Hotel'e girerken sağ cepte kalıyor. Bir patika yoldan giriliyor buraya. Hatta arabaları da öyle sağ sol ceplerde park edebiliyorsunuz yani tabela ormanın içine. Tabela falan yok. O yüzden insanlar biraz zorlanıyor bulmaya. Öyle ama neticesinde yani inanın değer bence. Şu an biz dönüyoruz ama gelen insan çok fazla. Yani tam zamanda kalkıyoruz bence. Yoksa çok kalabalık şu anda. Denizi kumludur. Hatta, taşlık değil bu arada. Deniz kum. Deniz ayakkabılarımızı getirdik ama giymeye hiç gerek kalmadı. Yani gayet hoş. Tam çocukların girebileceği gibi. Bayağı sığ denize. 70-80 metre yürüyorsunuz. Bileğinizde su hala.
yani dizisi hizasınıza ancak geliyor. O şekilde. Şu anda insanların seslerini duyuyorsunuzdur. Yeni yeni insanlar geliyorlar. Şöyle bir grup. Hatta karşıdan arabalarla yine akın akın insanlar geliyor. Onu da gösterebilirim şöyle. Bakın çam ormanları. Ormanlar, kozalak ağaçları. Kozalak ağaçları yanlış oldu, çam oluyor. İşte biz de Muğla'ya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kamu spotu, ağaçlarımızı koruyalım. Her daim. Çevremize zarar vermeyelim. Hatta çöplerimizi topladık. Aynen. İnsan olduğumuzu belli edelim. Poşetimizi, hatta poşetimizi giderken atacağız şimdi. Çöplerimizi topladık. Bırakmadık çevreye. Çünkü çöp kovası vesaire yok. Bakir bir koy olduğu için. Şimdilik bu kadar. Diğer farklı bir koy keşfimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Like atın.